Evet Recep Bey, sizin temizlik yorumlarınızdan başlayalım öncelikle. Recep Bey, dibinde oturuyorum, dikkatli yap. Bir şans vermem. Aha da burada oturuyorum. Recep Bey, fotoğraf çektiniz öncelikle. Evet. Neyin fotoğrafını çektiniz? Örümcek Ağa'nın fotoğrafını kanıtı olarak çektim. Ya niye çektin? Bazen şey küçüktü, çok büyüktü, vardı, yoktu tartışmalarına son vermek için kayıt altına aldım kendim. Biz sana güveniriz, söylesene yok, yeter. Yok, senin için değil zaten genel olarak. Şimdi ben başlayayım isterseniz yorumuma. Buyur. Öncelikle... Fatma ablacığım, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye güzel ikramlar yaptınız bana. Ama çok tatlı şeyler söyleyemeyeceğim. İstediğini söyle Recep Bey. İçinizden ne geliyorsa tabii, söyleyin. Tabii zaten onun için buradayım. Aha. Öncelikle mutfağınızdaki, mutfağınız beni çok şaşırttı ve gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Şundan dolayı, benim mutfağım sizin mutfağınızdan daha güzeldi ve daha temizdi gerçekten. Hani ben bir yalnız yaşayan ve gerçekten çok seyahat halinde olan bir insan olarak, benim mutfağıma kıyasa bile edemem o derece, onu söyleyebilirim. Orada bir kere dolabın üstünde bildiğiniz örümcek yuva yapmış, fark etmemişsiniz de gören arkadaşlar yine var. Doğrudur. Keşke görüntü olarak en azından temiz olsaydı. Yani yapmak için bile yapılmış olsaydı ilk görüntü olarak bile çok lekeler vardı, tozlar vardı. Toz dediğim böyle pütür pütür dökülen tozlardan bahsediyorum. Hani bu bizim evimizden çıkan o tozlardan değil, böyle kum tarzında tozlar vardı. Bir mutfakta olmaması gerekiyordu. Bulaşık makinesinin içi gerçekten inanamadım, gözlerim böyle kanadı yani, öyle söyleyeyim. Neden bu kadar kirliydi bilmiyorum. Herhalde altınlarınızı saymakla ona vakit bulamadığınızı düşünüyorum. Aynen, aynen. Ben sözümü bitireyim sonra ondan sonra devam edeceğim. Örümcek Ağa'yı zaten gördükten sonra ben artık temizliğe bakmıyorum. Çünkü gerçekten bu benim için büyük tecrübe. Çünkü Kadir Bey yine benim mutfağımı örümcek gördüğünde örümcek ağa olan bir insan zaten temiz olamaz demişlerdi. Ben de şu an aynı düşüncedeyim. Evet, örümcek ağa demek ki unutulabiliyor ya da bakılabiliyor. Temiz görmedim mutfağı. Hijyen bir mutfak değildi. Öncelikle onu söyleyeyim. Salonunda da yine peteğinizin orada onun resmi elinde mevcut. Hiç, ya bir örümceği bir insan niye çeker? Hiç anlamıştım. Çünkü neden biliyor musunuz? Örümcek niye dediğin zaman... Niye size güvenmeyelim ki biz? Yok yok, güven anlamında ama değil. Ama dün kimse inanmadı. Evet. O gördüklerim yetti. Ama gerçekten bu eğlencenizin altında, bu eğlence temizliğe de dökseydiniz Fatma ablacığım, sizi gerçekten tebrik eder, ayakta alkışlardım. Recep Bey, Fatma'nın haftanın başından beri dedi ya, hani özellikle Sevilay Hanım'a hep kızıyordu. Hani ne kendini bu kadar temizlik temizlik diye yırtıyorsun. Biraz böyle yaşamayı bilin. İşte eve köle miyiz biz? Tamam siler süpür ama her gün, her gün, her gün, her gün. Gerçekten de dediği gibi miymiş? Yani o kadar kendini temizliğe vermiyor muymuş Fatma? Evet, kendine vermemiş. Kendine zaman ayırmayı tercih etmiş daha çok. Ama bence... hep şunu söyledi, bu büyüklerimin lafıdır, aslan yattığı yerden bellidir. Mutlu oldun mu şu son söylediğini, aslan yattığı yerden belli olur kelimesine? Genel olarak bu benim için bu atasözüdür. Kötü bir şey söylemedim. Estağfurullah, kötü bir şey söylemedim. Bu benim için de geldi, bana da bu yorumlar yapıldı. Ama ben bu eğlence kimliğin içinde Sevilay ablaya bunu söylerken şey düşündüm Fatma ablacığım. Hani espri yapıyoruz şakanı, o kadar abart ama keşke öyle olmasaydı, benim yorumum bu kadar. Canı sağ olsun Recep Bey. Estağfurullah. Bu arada şunu söyleyeyim, ben bu arada hani Fatma ablacığım seni çok seviyorum. Bunu hani... O cümlemden dolayı kırdıysam da kusura bakma, özür dilerim. Ben kötü amaçlı söylemedim. Peki bunu. Zeynep Hanım'a gelelim. Zeynep Hanım dedi ki banyo tam mutfak tamamıyla fiyasko dedi. İstediğini söyleyebilir Kadir Bey. Zeynep Hanım'ın mutfağı da o kadar, herkesin mutfağı kadardı yani Zeynep benim Hanım, mutfağımda. Zeynep Hanım, mutfakta nereleri gördünüz de bu hani sizin için fiyaskoluk bir şimdi mutfak bana oldu? Göre evet, mutfakta fırına baktım özellikle. Fırının içi yağlıydı, bayağı bir yağlıydı. Hani temizlik açısından bayağı bir eksiklikler vardı fırının içinde. Onun detayında dolap kapaklarını açtığım zaman menteşelerin üzerlerinde talaşlar, kırıntılar duruyor. Oraya elektrik süpürgesiyle tutulduğu nasıl anda zaten... Hayır, şey açıyoruz ya kapağı. Ama açtık kapadıkça onlar çıkıyor. Zaten. Zaten dikkat ederseniz de ya, şeylerin menteşelerinde paslanma var. Paslanma değil Fatmacığım. Açtığın zaman böyle o menteşenin üstünde öyle tozlar şeyler duruyor yani, olduğu gibi duruyor. Elektrik süpürgesiyle tutulsa bile onlar çekiliyor aslında. Bir oralara dikkat çektim ben. Bir de başka salonda çok detaya hani bulamadım. Arkadaşım zaten gördü yani, salondaki detayı da. Salonda çok zaten... Peki yani Zeynep Hanım senin çoğunlukla sadece yaşam alanlarını temizlediğini düşünüyor. Yani hani çok şimdi, böyle fırına, işte o dolap arkasına detaylara değil de daha çok görünen ortalığı evet, mesela, süpürdüğünü. Yani hiçbir kaç yıllık ev hanımı hiçbir zaman yaşam alanını temiz tutmaz Kadir Bey. Mutlaka yani detaylara da girer. Sadece yaşam alanını temiz tutmaz. Elbette tabii ki ne. Bizim de çocuğumuz
var, eşimiz, dostumuz geliyor. Doğru. Bugüne ait değil. Sadece şurada eleştirilerine ses çıkarmıyorum. Bir yarışmadayız, daha titiz olabilirdim. Peki Zeynep abla, şimdi şey sen demiyorum. Fatma abla için yorumunu yaptın ama Fatma abla bugün bize seninle ilgili bir şey söyledi. Bunun doğru mu, gerçek mi, yalan mı olduğunu ancak senden anlayabiliriz. Dün apartman boşluğunda bir muhabbet geçmiş galiba. Hı. Şunu sormak istiyorum. Evine gündelikçi birini alıyor musun? Şöyle, ben evime kendim dizlerimle ilgili sıkıntı olduğu için ben yere çömelip de yer silemiyorum. Sadece cam ve yerler için alıyorum arada bir ama. Her zaman değil. Ama o görmüş olduğunuz detayları ben kendim özellikle temizliyorum. Yani ne kadar sıklıkla mesela eve birini alıyorsun? 6 ayda 1. Yani şunu merak ediyorum. Dün peki neden bunu söylemedin bize? Bana soruldu mu dün öyle bir şey? Soruldu. Evet. Soruldu ve bana dediniz ki sen bile temizleyemezsin evet. Bu evi dediniz. Evet dedim. Peki ben çok pardon lafınızı böldüm, tekrar alacağım. Sevilay Hanım'a sormak istiyorum. Siz gidip temizlik yaptığınız için daha iyi bilirsiniz. Dün Zeynep Hanım'ın evini gezdiğinizde o ev sadece gelen bir kadının temizliği mi? Değildi. Gelen bir kadın öyle ince ayrıntılı yapamaz. Anladım. Peki yapamaz. Yani bunu sormak yani istedim. Tabii ki, tabii ama ki. Keşke sen dün bunu bize bir belirtseydin. Ama temizdi evin. Yani bunu belirtmemen beni şaşırttı, yoksa gerisinde bir problem yoktu. Anladım. Keşke bir söyle. Yani insanların aklında da şüphe kalmasın, kuşku kalmasın. Hani kimsenin kalmasın. Aklında bir şey kalmasın. Benim evime sadece bu yarışma için değil, normal zamanda da gelsiniz. Dün de onu söyledim. Onu az çok zaten anlayabiliyoruz dün de söyledim. Diğer yerlerinden de. Sadece görünen yerleri temizlemiyorum ben. Görünmeyen yerlerde de benim evimde bir detay bulunmaz. Hatırlarsan Gökhan Bey'in evinde sizin haftanızda gündelikçi çağırmıştı. Evi gezerken gördük gündelikçi evet, nasıl temizlik evet, evet. Yani benim evim her şu anda bir gündelikçinin temizlediği bir ev değil. Ben evimle kendim bizzat ilgileniyorum. Kimi çağırırsam çağırayım, ben kendi temizliğimin üstüne temizlik yaptıramam. Evet. Düzeninizin... Düzenimin, temizliğimin üstüne kimseye temizlik yaptıramam. Peki, burayla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı Zeynep ablacığım? Yok. Evle alakalı yok. Sevilay abla, senden devam edelim. Ben de mutfağında yani çok kötü manzaralarla karşılaştım. Gerçekten çok kirler, yağlar vardı, çekmece altları. Yani bulaşık makinesini çektim, kaşıkları koyduğun yerde otlar vardı, yeşillikler vardı, içi aa, doluydu aman. Yani. Gösterdim kameralara da. Aspiratörüm makine diye, kopması diye defne diye. Yaprağı koymuş diye. Öyle biz de deneyelim o zaman. Yani nasıl desem ki, bayağı bir yağlar, kirler vardı. Çekmecelerin altı, dolap üstleri, dolap kapakları, menteşeler, yani bayağı bir camlar. Doğrudur yani, vardır yani, bir şey demiyorum, ne diyeyim. Peki yani, ama Fatma Hanım zaten haftanın başından beri diyordu ya, zaten kendinizi bu kadar yıpratmayın. Evet, ben zaten detaylara girmiyordu ya, ben anlıyordum. Ben ama size niye dedim, ben de kaç yıllık ev hanımın detaylara da girdiğim dedim, oluyor. Dedim, Kadir Bey dedim, puan vermediğimiz halde bizi niye evi arattırıyor, temizliğimize baktırıyor. Kadir Bey de gözlemliyor. Bakayım bu bayan hangi detaylara da takılıyor, nerelere bakıyor. Bizi evinde deniyor. De detaycı mı deniyor. O da alttan bakıyor. Siz peki Fatma Hanım sizin evlerinizde gezdiği yerleri temizlemiş mi? Yani diğer arkadaşların evinde baktığı yerler burada temiz miydi? Değildi. Onlar bile temiz, onlar bile değildi. Temiz değildi. Değildi. Yok yani. Peki başka söyleyeceğiz bir şey var mı temizlik konusunda? Salonda işte dediği gibi peteklerin arkasında tozlar vardı. Hatta kapağını çektim, çıkardım ben orayı. Orayı anladım. O şekilde. Peki. Banyosu o şekilde. Betül Hanım yani. Sizden alalım yorum. Siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Şimdi öncelikli olarak başka bir şey söylemek istiyorum. Yok, ne gelecek acaba yine? Dün Zeynep Hanım'ın günüydü. Zeynep Hanım aşırı gergindi. Bizim tecrübeli yarışmacılar olarak onun gerginliğini daha pres etmemiz gerekiyordu. Onun gerginliği bize de yansıdı. Biz de aşırı çıkış yaptık. Bu yüzden bütün arkadaşlarım kusura bakmasın diyeceğim yok, ben. Hani hiçbiriniz yemek bilmiyorsunuz demek istemedim. Herkesin damak tadı. Özür diliyorsunuz değil mi bu arada? Bildiği evet. Yemekler vardır, sevdiği yaptığı yemekler vardır. Daha önce bu kadar lezzetli yememiştir veya o an çok lezzetli gelmiş olabilir. Hani onların yorumuna karışmak için dememiştim ben. Sadece karşı taraftan böyle bize bir şey gelince o herhalde bir stres sinir yarattı bizde. Birden bir patlama oldu. Çünkü konuşmaya da fırsat vermedikleri için şu kadar saniyede bir kelime söylememiz, bir cümle söylememiz gerekiyor. Öyle bir patlama olmuş oluyor orada. Temizliğe geçince de şöyle, ben günlük hayatta sizin evinize gelseydim Fatma Hanım evet temiz bir kadın derdim. Ama en hamarat benimim best of'una gelince. Ya orada evet ben diyorum zaten, yarışmadayız şöyle, yani. Yarışmada. Bir de şöyle bir şey de var, şimdi Kadir Bey faktörü var. Kadir Bey her şeyi biliyor, titizlikle evet. Bakıyor ya, Kadir Bey görmesin de insan bir telaş yapıyor. Aynen. Şey değil de yarışmacılar değil de öyle bir faktör oluşuyor. Bunları siz çok fazla düşünmek istemediniz herhalde. Daha çok hayır, bu yarışmanın tadını çıkarmak istediniz. Alakası, ben sizi anlıyorum. Niye? Ben de iddialı bir yarışmacıyım. Yok, niye? Onu demek istemiyorum. Hayır.
gözümden kaçmış olabilir. O kadar yapabilmişimdir. Onu şu açıdan söyledim aslında ben. Aslında öyle değilim. Daha önce Kadir Bey benim evimi gezdi. Mutfak dolaplarınız silinmemiş. Yani ben bu oradan bir ben çıkarımda Ben ona çok bulundum. Şaşırdım. Aslında böyle sildim. Hatta bayağı da iyi sildiğimi zannettim ama hiç silinmemişim. Mutfak dolapları baktınız mesela? Nerelere çıktınız? Mutfak yukarılara çıkmadım. Çünkü mutfağa ilk girerken kapıda yukarıdaki şeyleri gördüm. Asma tavanın aralarındaki örümcek ağlarını gördüm. Bak ona ondan hiçbir sonra, şey diyemiyorum. Olabilir. Sonra alt tarafta zaten üst tarafta bir gördük yani. Öbür tarafta da öyle. Öyle orada da. Beğendiniz mi Fatma Hanım'ın temizliğini? Maalesef. Çünkü yarışma için bir... Tabii ki ne? Yarışma bir, için hafif kaldı. Dolabın içinde şey tel peynirlerin kurumuş böyle kenarda. Hangisinde ona Allah benzettim. Aşkına ya? Şeyde en köşedeki, en sağdaki, en alttaki dolapta köşesinde Allah. İşte mercimek kılıntıları vardı, birkaç şey vardı. Fırında da böyle yağ pas vardı. Yani fırına hor kullanmışsınız. Evet, biraz hor özel yaşam çok alanınız yapıyorum. Fırın belli hayır, yaşam çok, alanınızı çok, temizliyor dediler ama. Hayır, çok yemek fırın yemeği yaptığım için evet hor kullanıyorum. Evet. Orada bir doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.